Akademiks TV hafta sonu ana haber bülteniyle karşınızdayız sevgili izleyenler. Bir haftadır yaşanan gelişmelerle karşınızda olmak için burada bulunuyoruz. İşte bir haftalık haber başlıkları. Türkiye'yi derinden sarsan deprem için Süleyman Demirel Üniversitesi bünyesinde bulunan uzmanlar olası depremleri ve depremden sonraki sağlık problemlerini Akademiks TV ekranlarında deprem özel programında ele aldı. Yaşanan büyük felaket sonucunda depremzedeler tahliye edilmeye devam ederken Isparta'ya gelen depremzedelerin bir kısmı ise Süleyman Demirel Üniversitesi konuk evinde ağırlanıyor. Süleyman Demirel Üniversitesi depremden etkilenen çocuk ve gençlerin yanında olarak depremzedeler için çocuk ve genç afet polikliniğini açtı ve hizmet vermeye başladı. Afetin yaşandığı ilk günden bu yana gerekli kurumlarla organize bir şekilde süreci yöneten Süleyman Demirel Üniversitesi, gönüllü personelleriyle sahada yapılan çalışmalarda en ön sırada yerini almaya devam ediyor. Yükseköğretim Kurulu Başkanı Profesör Doktor Erol Özvar 17.02.2023 tarihinde üniversitelerin 2022-2023 bahar yarıyılı akademik takvimine yönelik önemli açıklamalarda bulundu. Yapılan açıklamaların detayları haberimizde. Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi kapsamında muhasebe alanına ilişkin adli muhasebe uygulamaları ve hile denetimi eğitimi verilecek. Düzenlenen eğitimin detayları haberimizde. Hepsi ve daha fazlası az sonra Akademiks TV hafta sonu ana haber bülteninde. 6 Şubat 2022 aslında bütün Türkiye'nin Cumhuriyet tarihindeki gördüğü en büyük felaketlerden bir tanesiydi. Kahramanmaraş depremi. Hakikaten özellikle enkaz altından çıkarılan her can için umutlu bekleyiş devam ediyordu. Hala da öyle, biz bu çekimi yaparken bile. Tabii ki can kayıplarımız çok fazla oldu. 36 bine aşkın can kaybımız var. Şehirler yaralarını sarmaya çalışıyor. Tabii ki ülkecek tam destek. Hep birlikte yaralarımızı sarmaya çalışıyoruz. Şimdi özellikle depremin başından bu yana sizlere yardımlar noktasında ilkili ve dürüst haber anlayışımız çerçevesinde haberleri vermeye çalışıyoruz. Bununla alakalı da aslında Türkiye neden bu kadar depremden etkileniyor? Deprem bölgesinde olduğumuz halde neden yıkımlar yaşıyoruz? Bu konuların konuşulduğu bir program, deprem özel programından bahsediyorum. Akademiks TV deprem özel dosyasını açtı. Depremle alakalı fay hatlarıyla, beklenen Isparta-İstanbul depremiyle alakalı ve Kahramanmaraş depreminin ayrıntılarını konuştu. İşte deprem özelin ilk bölümünün ayrıntıları. 6 Şubat 2023 tarihinde gerçekleşen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki büyük depremin sarsıntıları hala devam ediyor. Türkiye'yi üzüntüye boğan depremin ayrıntıları Akademiks TV tarafından deprem özel programıyla ele alındı. Akademiks TV'den herkese mutlu günler diye sürekli açıyoruz aslında Akademiks TV'de programları ama maalesef ülke gündemi, aslında bütün ülke seferber olmuş durumda. 6 Şubat tarihi aslında bu ülke için sürekli hafızalarda kalacak büyük bir felaketle başladı. Kahramanmaraş merkezli bir depreme uyandık. Aslında Cumhuriyet tarihinin en büyük felaketi diyoruz sürekli. Bugün de deprem özel programıyla karşınızda olacağız. Deprem özel programının ilk bölüm konukları jeofizik mühendisi Profesör Doktor Şakir Şahin, deprem ve jeoteknik araştırma merkez müdürü Profesör Doktor Çağlayan Balkaya, acil tıp anabilim dalı başkanı Profesör Doktor Önder Tomruk ve doktor öğretim üyesi Furkan Çağlar Oğuzlar oldu. Gerçekleşen programda Profesör Doktor Şakir Şahin, Türkiye'deki olası depremleri ele alırken her ilin deprem için kendine ait master planı olması gerektiğini ifade etti. Her ilin bir deprem master planı olacak. Bu deprem master planına göre AFAD'ın hazırlamış olduğu IRAP, il risk afet planlarına bunu dahil edilmesi gerekiyor. Bu dahil edildikten sonra hangi bina riskli? Sorusunun cevabını verdik mi? Hı hı. Sonra bu binaların kentsel dönüşüme alınması ve kentimizi yeniliyoruz. Profesör Doktor Çağlayan Balkaya, Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma Merkezi olarak depremle ilgili çalışmalarının tüm hızıyla devam edeceğini dile getirdi. Kent merkezindeki şeyleri, sarsıntıları
küçük ölçekte de olsa mesela daha sağlıklı, daha iyi dinleyebilmek amacıyla projemiz vardı. Bunu en kısa zamanda tabii ki hayata geçirmek üzere düşüncelerimiz var. O anlamda da bizim başta yenilikçi direktörlüğümüz, oraya bağlıyız biliyorsunuz. Onların desteği, rektörlüğümüz desteğiyle biz bunu hayata geçireceğiz. Profesör Doktor Önder Tomruk, depremden sonra enkaz altında kalan insanlar enkazdan çıkarıldıktan hemen sonra ilk olarak sağlık çalışanlarının müdahale etmesi gerektiğini önemli vurguladı. Kurtarmacı varsa kurtarmacıya yardımcı olsun ama kurtarmacının önüne geçmesin. Sağlıkçı varken sağlıkçının önüne geçmesin. Onları biraz tabii daha ki asiste edebilecek. Tabii ki. Onlara yardımcı olabilir. Taşıma kısmında yardımcı olabilir. Nakil kısmında yardımcı olabilir. Yani hekim bir tarafına müdahale ederken veya hekim bir organizasyonda şuraya şu yapılsın, damar yolu açılsın, işte müdahale edilsin, boyunluğu getirilsin, takılsın. O aşamalarda tabii ki herkes bir yerinden tutacak. Ama kargaşa da kaos da oluşturmamak gerekiyor. Kesinlikle. Doktor öğretim üyesi Furkan Çağlar Oğuzlar, deprem sonrası enkaz altında kalan bir insan vücudunun nelere ihtiyaç duyabileceğini bizlerle paylaştı. Daha efektif gıdalar var ya, çünkü vücut hızlı bir şekilde karbonhidrat kaybedecek. Sonra yağ ve protein kaybetmeye başlayacak. Bunlar için kompleks işte protein barlar, karbonhidrat içeriği yüksek olup alanı çok kaplamayacak gıdalar, su... Ya bunlarla birlikte hazırlanmış olursa o zaman çok daha efektif olabilir. Yani hazır şeylerimiz var. Sevgili izleyenler, özellikle depremden sonra sadece deprem bölgesi değil, aslında tüm Türkiye'nin birlik olduğunu söylemiştik. Sadece yardımlar noktasında değil, depremzedelerin daha rahat yaşamlarını sürdürebilmeleri için bütün ülke seferber oldu. Bunlardan bir tanesi de Sparta'ydı. Depremzedeler Süleyman Demirel Üniversitesi konuk evini öncelikle yerleştirdi ve ardından şu anda bütün öğrenci yurtlarında neredeyse depremzede vatandaşlarımızı misafir ediyoruz. Peki konuk evine getirilen ilk depremzedelerin haberini sizlere belirtmiştik. Şimdi son durum ne? Konuk evindeki kaç depremzedemiz misafir oluyor? Son durumu hep birlikte haberimizden öğrenelim. 6 Şubat günü Kahramanmaraş merkezi gerçekleşen deprem felaketi ardından depremden etkilenen birçok depremzede vatandaş AFAD koordinesi ile farklı şehirlere aktarıldı. Isparta'ya gelen depremzedelerin bir kısmı ise Süleyman Demirel Üniversitesi konuk evinde ağırlanmaya devam ediyor. Konuk evinin şu anki durumu Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Sosyal Tesisler Müdürü Hüseyin Aktaş mikrofonlarımıza aktardı. Şu anda 24 ailemiz var. Özellikle çocuklarımız için psiko destek verdik. Hızlı bir şekilde oyun alanı yaptık. Şu anda gayet çocuklarımızı eğlenceli, normal ruh hallerinden uzaklaştırdık. Gayet iyi oldu onlar için. Otelimizde 41 odamız var. Şu anda doluluk oranımız %100'e yakın. Normal kapasitemizin çok üzerinde aldık. Aileleri bölmemek için birleştirdik. Yani 2 kişilik odaya 3 kişi, 3 kişilik odaya 5 kişi aileler kabul ettiği için. Kimse mağdur olsun istemedik. Şu anda 102 depremzedemiz var otelimizde. Bunlara hizmet etmeye devam ediyoruz. Konuk evinde konaklayan misafirler ise yaşanan felaketi ve konuk evi hakkındaki düşüncelerini bizlerle paylaştı. Buradaki çalışanlarımızdan bu seviyeye geldik, buralara geldik, koşarak geldik. Yani ne bileyim, ne zorluklardan bura kadar ulaştık. Allah razı olsun hepinizden, cümlemizden Rabbim. Her şeyden memnunum. Bizi bu hale getirin, devletimiz getirdi buraya kadar. Yiyiyor, içiyor, memnunuz. Hepsi kaçtım. Herkesten memnunuz yani. Abi, burada kalan arkadaşlarımızdan, çalışanlardan, hepsinden. Uzun bir yoldan geldik biz. Memnunuz. Çok memnunuz. Bütün personelinden de memnunum. Her şeyinden de memnunum. Herkesten memnunum. Bize bakıyorlar, hizmet ediyorlar, üçün yemeğimizi veriyorlar. Her şeyimizi karşılıyorlar. Biz evde çırılçıplak çıktık, biz ince üstümüzle çıktık. Burada her şeyimizi karşılıyorlar, sağ olsun. Her şeyimizi de karşıladılar. Şu an hiçbir şeye de yani ihtiyacımız yoktur, çok şükür. Elbise de verdiler, yiyeceğimizi de veriyorlar, giyeceğimizi de veriyorlar. Her şeyden memnunum biz şu an burada. Hiçbir şeyde şikayetçi değilim. Çok şükür. Çok şükür. Ateşin içinde çıktık kaldık. Deprem değildi. Yani bizim için bir kıyamettir. Bir kıyamettir. Sağımızda evler yıkıldı. Solumuzda yıkıldı. Evlerimiz hep içine girilmeyecek halde. Hep yıkık. Hepimizin evi yıkık yani. Ev yok şimdi. Malatya'da ev denen bir şey yok. Yok.
Allah'ımıza şükürler olsun ki buraya geldik, buraya sığındık. Hepinizden de Allah razı olsun. Ben razıyım kızım. Hepinizin dişi gücü rast gelsin. Biz de Akademiks TV ekibi olarak yakınlarını kaybedenlere başsağlığı diliyor ve tüm afetzede vatandaşlara geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Deprem sonrası can ve mal kayıplarının ardından tabii ki en önemli noktalardan bir tanesi de psikososyal destek. Psikolojilerin tekrar iyileşebilmesi adına Süleyman Demirel Üniversitesi Genç ve Çocuk Afet Polikliniği hizmeti açtı. Bunun öncesinde duyurularda zaten sizlere vermiştik. İşte bu polikliniğimizin yaptığı görevlerin ayrıntıları. Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Polikliniğinde depremzedeler için çocuk ve genç afet polikliniği açıldı. Uzun bir süredir depremden ve depremin yıkıcı etkilerinden söz ediyoruz. Bu haberimizde ise belki de depremden en çok etkilenen kesimden çocuklardan bahsedeceğiz Doktor Işık'la. Kendisi bizlere Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde açılan Genç ve Çocuk Afet Polikliniği'nde depremzede bir çocuğa nasıl yaklaşılıyor, depremzede bir çocuğun tedavi süreci nasıl ilerlemeli bunlardan bahsetti. Çocuk ve ergen ruh sağlığı hastalıkları anabilim dalı öğretim görevlisi doçent doktor Ümit Işık, mikrofonlarımıza depremzede çocukların deprem sonrası psikolojik durumlarını, depremin çocukları nasıl etkilediğini ve bu durumda neler yapılması gerektiğini aktardı. Profesör Doktor Evrim Aptek ve hocamızla birlikte çocuk ve ergenlerde afet polikliniği kurduk. Afet polikliniğinde tabii deprem sonrası etkilenen çocuklarımızı, hem depremzede çocuklarımızı hem de depremden sonra etkilenen diğer illerde yaşayan çocuklarımıza bir psikoterapi ve müdahale programı uyguluyoruz çocuklarımıza. Neler yapıyoruz? Tabii depremden sonra etkilenen çocuklarımız var. Özellikle depremzede çocuklarımızda akut stres tepkileri gelişti. Akut stres tepkileri derken yani o yaşadıkları travmaya, yaşadıkları stresi bağlı olarak verdikleri bir yanıt tepkileri ortaya çıktı. Bu her çocukta farklılık gösterebilir. Bazı çocuklarda hiçbir tepki oluşmazken bazı çocuklarda ise çok ağır belirtiler görebiliyoruz. İşte önce nedir? Çocuklar yeniden yaşantılayabiliyor bu olayları. Özellikle işte konuştuğumuzda ne söylüyorlar bize? Deprem anını hiç unutamadıklarını, deprem anıyla ilgili sürekli gözünün önüne o durumun yeniden yaşantıladıklarını söylüyor. Uykuyla ilgili bozuklukları ortaya çıkabiliyor, sinirlilik tepkileri ortaya çıkabiliyor. Küçük yaş çocuklarında anneye daha çok bağlanma, anneyle ilgili işte onları kaybetmeyle ilgili bir korku yaşamaya başlıyor. Ayrılık kaygısı yaşayabiliyor. Kaygıları ve korkuları çok yoğun olmaya başlıyor. Artık anneden ayrı ilerleyememe, anneden ayrı çocuk dolaşamamaya başlıyor. Uykusu bozuluyor, yemesi bozuluyor, mutsuz olmaya başlayabiliyor. İçine kapanık ortaya olmaya başlıyorlar. Depremzede çocukları ziyaret ettiğimizde ya da buraya polikliniğe geldiğimizde öncelikle bir ruhsal durum muayenesi değerlendiriyoruz. Altta yatan herhangi bir psikiyatrik bozukluk gelişmiş mi, gelişmiş mi onu inceliyoruz. Eğer gelişmediyse sadece destekleyici bir yaklaşımla sunmaya çalışıyoruz. Çünkü yaşadıkları zor bir olay gerçekten. Bu zorlukla nasıl baş edebileceklerini sadece biz hiçbir şey yapmadan dinleyerek, onlara bir sevgi göstererek, şefkat göstererek, onları kabul ettiğimizi, yaşadıkları zor olayı olduğunu bildiğimizi ifade ederek aslında bu süreçte sadece yanlarında olduğumuzu bilmelerini istiyoruz. Yani biz onların yanındayız, biz onlara destek olmaya çalışıyoruz. Ne zaman sıkıntı yaşarlarsa, zorlanırlarsa burada olduğumuzu belirtmeye çalışıyoruz. Yaptığımız şey bu aslında. Ve sonraki süreçte eğer bazıları tabii ki uyku sorunları geliştiriyor, o zaman uykusuna yönelik müdahaleler gerçekleştirmeye başlıyoruz. Ya da bazıları ne yazık ki yani kolu, bacağı kesilmek zorunda kalan, ampute edilmek zorunda kalan çocuklarımız var, güçlük altında kalan. Onlara bu süreci nasıl yönetebilecekleriyle ilgili hem hekim arkadaşlarımıza nasıl bilgilendirmeleri gerektiğiyle ilgili bilgiler veriyoruz. Hem de bu çocuklara ailelerine nasıl bilgilendirmeleri gerektiğini söylüyoruz. Hem de çocuklarla bu süreci nasıl ilerletebileceğimizi. Yani sonuçta bir uzuv kaybı var. Bu onun elinde değildi. Neden bu uzuv kaybını yapmak zorunda kaldıklarını hekimlerin bir miktar daha açıklamaya çalışıyoruz. Aile kaybı olabilenler, yani annesini babasını kaybedebilen ya da kardeşini kaybedebilen ya da sevdiklerini kaybedenler olabiliyor. Onlara da bu süreçte yaz sürecini nasıl geçirebilmeleriyle ilgili aslında sadece onları dinleyerek bu süreci daha sağlıklı atlatabilmeleri sağlıyoruz. Doktor Işık, hisleri küçümsenmeden dinlenen çocukların travmalarını daha hızlı atlattığını belirtti. Sadece depremzedeleri ağırlama noktasında değil, onların psikososyal desteğiyle değil, aynı zamanda deprem bölgesinde de Süleyman Demirel Üniversitesi ekiplerinin çalışmaları devam ediyor. Kafile kafile Süleyman Demirel Üniversitesi görevlileri deprem noktasında ve oradaki çalışmalara an be an destek veriyor. İşte şu noktada, şu zamanda Süleyman Demirel Üniversitesi'nin sahadaki çalışmaları.
6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen depremin yıkıcı etkilerinin devam ettiği bu süreçte 7 Şubat günü yola çıkan 5 aşçı ve 15 teknik ekipten oluşan Süleyman Demirel Üniversitesi personelleri Hatay, Samandağ'da yardımlara devam ediyor. Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Teknik Servis Görevlisi İlker Akar, Samandağ'da yaşananları mikrofonlarımıza aktardı. 6 Şubat'ta meydana gelen üzücü depremin ardından 7 Şubat'ta ekip olarak Hatay Samandağ bölgesine geçiş yaptık. Orada günlük 1000 kase sıcak çorba ikramımız, kuru bakliyat, ilaç vesaire gıdaların temininde, ulaşımında, ihtiyaç sahiplerine dağıtım noktasında elimizden gelen gayreti sarf ettik. Öncelikle buradan aynı gün çıkamadığımızın sebebi hazırlıklarımızı yapmamız. 20 kişilik bir ekiple ertesi gün orada hazır olarak Hatay'da merkezden sevkiyatlarımızı devam ettirdik. Yani durum kötüydü ama yaşayan insanların hayatlarına biraz daha yardımcı olmak babında ekip olarak çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Zor bir süreç içinde olduğumuzu belirten Akar, depremzedelerin yanında olunduğunu ve olunmaya da devam edileceğini söyledi. Afetten etkilenen en önemli durumlardan bir tanesi de tabii ki de eğitimdi. Bundan sonraki üniversiteler hangi planda ilerleyecek merak konusuydu özellikle öğrencilerle alakalı. YÖK bu noktada açıklama yaptı. Eğitim öğretim 20 Şubat'ta başlayacak ancak ilk etapta online olarak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın üniversitelerin 2022-2023 bahar döneminde yaza kadar çevrim içi eğitimle devam edeceğini açıkladığı konuşmasının ardından YÖK Başkanı Erol Özvar 17 Şubat 2023 saat 14.00'da Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklamasında 2022-2023 bahar dönemi uzaktan yapılacaktır. Karar Nisan başında gözden geçirilecektir. Şartlar uygun görüldüğü takdirde harmanlanmış eğitim sistemi uygulanabilir ifadelerini kullandı. Özvar, yükseköğretim kurumlarındaki uygulamalı programlarda öğrencilerin bu eğitimlerini yüz yüze sürdüreceğini bildirdi. Uygulamalı programlarda birinci derece yakınlarının ikamet ettiği ildeki üniversitelerde özel öğrenci olabileceği ve talep edenlerin bahar döneminde kayıtlarının dondurulmasına ve bu sürenin azami öğrenim süresinden düşülmemesine karar verildiği yönünde açıklama yaptı. Bizler de Academics TV ailesi olarak tüm öğrenciler için sağlıklı ve verimli bir yeni dönem olmasını temenni ediyoruz. Sevgili izleyenler, son haberimiz bir eğitim başvurusunun son tarihiyle alakalı. Süleyman Demirel Üniversitesi eğitimlere devam ediyor. Özellikle sürekli eğitim merkezi eğitimlerine adli muhasebe eğitimi son başvuru tarihi 20 Şubat olarak açıklandı. Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde katılımcıların muhasebe gerçeklerini en doğru şekilde ortaya çıkarabilmesi gibi birçok amaca yönelik, eğitim sonunda katılımcıların muhasebe alanında bilirkişilik yapabilecek düzeye gelmelerinin hedeflendiği, adli muhasebe uygulamaları ve hile denetimi eğitimi verilecek. Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde katılımcıların tüm yöntemleri inceleyebilmesi, analiz edebilmesi, değerlendirebilmesi ve soruşturabilmesi adına gerçekleştirilecek olan adli muhasebe uygulamaları ve hile denetimi eğitimi başvuruları için son iki gün. 4, 5 Mart ve 11-12 Mart tarihlerinde gerçekleştirilecek eğitimin son başvuru tarihi 20 Şubat 2023 olarak belirlendi. Eğitim hakkındaki bilgileri Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doktor Öğretim Üyesi Halil İbrahim Özmen mikrofonlarımıza aktardı. Bir Sürekli Eğitim Merkezi'nde sadece öğrencilerimiz yönelik değil, iş dünyasına, akademisyenlere ve profesyonel olarak eğitimler organize ediyoruz. Aslında bu gerçekleştirmiş olduğumuz eğitim daha çok öğrencilerimizden ziyade iş dünyasındaki profesyonellere, mali müşavirlere yönelik olarak düzenlediğimiz bir eğitim. Bu eğitimde eğitimin önemiyle alakalı olarak adli muhasebe önemli bir konu. Ben bunu bir film hikayesiyle de aslında kıssadan hisse olarak anlatmayı seviyorum. Derslerde de verdiğim bir örnek. Belki seyretmiş olanlar vardır. Sylvester Stallone, Ornella Muti'nin oynadığı bir film var. Filmin adı Oscar. Filmde Sylvester Stallone bir mafya babasını canlandırıyor ama babası ölüm döşeğinde ondan bir söz alıyor. Diyor ki bundan sonra mafyayla ilgilenmeyeceksin, iş adamı olacaksın ve doğru yollarla para kazanacaksın. Sylvester Stallone da babasına söz veriyor ve iş yaşamının hayatını değiştiriyor. Derken günlerden bir gün muhasebecisi Sylvester Stallone yanına geliyor. Efendim diyor, ben iyi bir muhasebeciyim. Bugüne kadar diyor sizi hiç yarı yolda bıraktım mı? Hayır diyor, bırakmadım. O yüzden diyor maaşıma %250 zam istiyorum.
Sylvester Stone diyor ki çok fazla zam istiyorsun. Niçin böyle bir şeye ihtiyacı var? O da diyor ki efendim ben iyi bir gelire sahip olursam kızınızı benimle evlendirirsiniz. Çünkü ben ona aşığım. Sylvester Stone tabii kızını evlendirmek istemiyor. O esnada muhasebecisi masaya çıkartıyor. Bir çanta içerisinde 100 bin dolar koyuyor. Siz diyor beni böyle değerlendiriyorsunuz ama diyor benim 100 bin dolarım var. Sylvester'ın nasıl olduğunu şaşırıyor ve soruyor. Diyor ki bu parayı nereden kazandın? Efendim diyor sizden çaldım. Ve diyor bunu muhasebe işlemleriyle yaptım. Ve bugüne kadar siz hiç anlamadınız. O anda Sylvester Stone kızıyor ve hayatın mı çanta mı diyor. Muhasebecisinin yanından gönderiyor. O kadar aşık ki muhasebecisi Sylvester Stone'un kızına bir saat sonra tekrar elinde 100 bin dolar olan çantayla geliyor. Efendim benim diyor bir 100 bin dolarım daha var. Peki diyor bunu nasıl elde ettin? Efendim hiç anlamadınız ama yine bunu sizden aldım. Dolayısıyla muhasebe konusundaki eğitim, adli muhasebe, hile denetimi sektörde çok önemli bir konu. O yüzden de muhasebecilerin bu tür olaylarla karşılaşmak istemiyorlarsa, ki yani filmdeki hikaye gibi benzer olarak karşılaşmak istemiyorsa, bu konuda kendilerini geliştirmeleri, uygulamayı görme açısından düzenlediğimiz eğitime katılmalarını tavsiye ediyoruz. Programın sonunda katılımcılara E-Devlet üzerinden sorgulanabilir sertifika verilecek ve eğitim ücreti 5000 Türk Lirası olacak. Bu haberle birlikte hafta sonu ana haber bülteninin sonuna gelmiş bulunuyoruz sevgili izleyenler. Ülkecek zorlu bir dönemden geçiyoruz. Elbette el birliğiyle, gönülden destekle bu dönemleri de atlatacağımızı umut ediyorum. Depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına tabii ki de bütün ülkeye sabır diliyorum. Can sağlığı diliyorum özellikle yaralı vatandaşlarımıza ve hepimize bir daha böyle felaketlerin olmaması ümidiyle. Ancak deprem bölgesindeyiz ve bunlar buna benzer deprem tabloları yaşayacağız. Umarım o tablonun içerisinde artık yıkım ve can kaybı olmamasını diliyoruz. Önümüzdeki hafta daha güzel haberlerle aynı noktada bizler burada olacağız. Haber randevunuzu kaçırmayın. Bizi izleyin, haberiniz olsun. Hoşçakalın.